Sevgili tarihseverler, çok büyük bir heyecan içerisindeyiz. Konya'dayız. Konya'nın en tarihi, Türk İslam medeniyetinin Konya'daki en eski izlerinin bulunduğu yerlerden biri burası. Musalla Mezarlığı ve Musalla Mezarlığı'na adını veren namazgahtayız. Çok kıymetli iki araştırmacımız, hocamızla beraberiz. Aslında bir konuda çok kıymetli bir Selçuklu aliminin izini sürmeye geldik. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Akkanat Hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Sizler sormalı. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hocam Ankara'dan sadece bu çalışma için buraya geldi. Kendisi Siracettin Urmevi uzmanı. Biz sizden Siracettin Urmevi'yi dinlemek istiyoruz hocam. İnşallah. Kimdi, neydi? Bayağı ciddi ciddi burada iz süreceğiz. Ve bu tarihi mezarlık içinde Mevlana'nın çağdaşı ve Mevlana Hazretleri'nin cenaze namazını kıldıran büyük bir alimin kabri var. Ve bunu kimse bilmiyor. Ve biz artık bunu bilmek istiyoruz. Ve hemen yanımızda kıymetli tarihçimiz, Selçuklu uzmanı Mehmet Ali Orak hocam var. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Hocam bizi heyecanlandırın yani. Estağfurullah. İnşallah. Yani hakikaten. Aslında Siracettin Urmevi bizi heyecanlandırıyor. Hocamın ciddi anlamda bu konuda emekler var. Ömrünü buraya Siracettin Urmevi'ye vermiş bir hocadır. Hocamın biraz önce size de söyledim. Tek şeyi popülaritesinin olmaması. Yani hocam gerçek anlamda bir Siracettin Urmevi uzmanıdır. Ya şimdi bakın. Hayatını konuşacağız zaten. Kabrinin yeri %100 şurası diyemiyor hocalarımız ama %95'e kadar yaklaşmış durumdalar. Ufak bir kazıyla kabri ortaya çıkacak gibi ve onun için buradayız. Şimdi öncelikle namazgahla başlayalım hocam. Şimdi burada bir namazgah var. Hem de tarihi Anadolu'nun en eski Selçuklu namazgahlarından biri. Bu namazgahın ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Devamında halkın cennet çukuru dediği ama gerçekte bir sürü alimin iç içe yattığı ve tarihte eğitim verdiği bir ortam var. Zaten Urmevi Hazretleri'ni herhalde orada arayacağız. Ve farklı dönemlere tarihlenen türbeler var. Önce burayla başlayalım. Burası nedir? Evet. Şimdi burası Selçuklu Konya'sından gidelim. Selçuklu Konya'sında surun dış tarafında, kuzey tarafında bulunan büyük bir meydan. Yani Selçuklular döneminde buraya meydan deniliyor. Meydan denilmesinin nedeni şudur. Bu arkamızda gördüğümüz mihrap ve hemen arka tarafta minber olarak efendime söyleyeyim karşımıza çıkan iki tane yapı var. Şu biliniyor, Selçuklular döneminde Selçuklu sultanları savaşa gideceklerinde burada namaz kılıp sultan minbere çıkıyor ve hem askeri motive ediyor hem de halka bir motivasyon sağlayarak efendim tabii dönemin ulemaları falan da var. Buradan örnek söylüyorum, Kösedağ Savaşı'na gidilecek. Kösedağ Savaşı'nda 2. Gıyasettin Keyhüsrev namaz kılındıktan sonra burada kendi askerlerine ateşli bir konuşma yapıyor ve Konyalılar, Konya halkı buradan orduyu Kösedağ'a uğurluyor. Böyle bir işlevi var. Tabii bunun haricinde buraya meydan denmesinin bir başka nedeni de Selçuklu döneminde örneğin Ramazanlarda insanlar burada toplu teravih kılıyor. Efendime söyleyeyim burada bayram namazlarında hakeza bayram namazları kılıyor. Ve burada çeşitli eğlenceler de yapılıyor. Selçuklularda eğlence meşhurdur biliyorsunuz. Burası sadece bir efendim günümüz anlamında bir meydan değil. Hem savaşa giderken ordu buradan uğurlanıyor. Hem de dini günlerde namazlar ve ibadetler ve eğlenceler de burada yapılıyor. Şimdi hocam burası namazgah, kıble bu taraf. Evet, kıble bu taraf. Kıble burası. Mesela kıblenin ön tarafı Osmanlı camilerinde de görüyoruz, defin yeri. En önemli defin yerleri kıble tarafı oluyor. Bir de külliyenin bir takım böyle yani buraya ait bağımsız ek binalar da bunun etrafında kendine yer buluyor. Evet. Mesela ben çok şaşırdım. Siracettin Urmevi'nin burada bahçesi olduğunu söylediniz. Evet. Öyle mi evet. Hasan Hocam? Evet. Yani bahçe derken nasıl? Burada mı yaşıyormuş? Evi mi buradaymış? Evi burada. Konya Meydanı'nın hemen Şeyh Halili Türbesi'nin bitişiğinde çok geniş bir bahçesi. İçerisinde de evi ve medresesinin bulunduğu söyleniyor. Peki tarif olarak kaynaklar bize nasıl anlatıyor? Yani evinin bahçesinin yeri neresi diyorlar? Mesela Musalla Mezarı'nın yanı mı diyorlar? Nasıl anlatıyorlar?
Musalla mezarlığının içerisi tabii o zaman Musalla diye bilinmiyor ama Konya Meydanı'nda yani şu anda burada içinde bulunduğumuz alanda Şeyh Halili Türbesi dediğimiz şu anda ayakta olan türbenin güney batı, güney doğu civarında olduğu, biz buradan yola çıktığımızda önümüzde bir geniş bir boşluk alan var. Birazdan oraya zaten gidiyoruz. Muhtemelen bahçesi çok büyük olmalı ki Şeyh Halili Türbesi'ne bitişik deniliyor. Ama şu andaki bizim göstereceğimiz yerle Şeyh Halili arasında ortalama bir 50 metre falan var. 50 metre civarında. 50 metre civarında var. Buradan anlaşılıyor ki eğer bitişikse Sıracettin Urmevi'nin içerisinde ekim dikim de yapabildiği geniş bir bahçesinin olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, çok önemli bir zat. Tahmin ediyorum şu videoyu izleyenlerinizin çoğu belki de hayatınızda ilk kez duyuyoruz ya Sıracettin Urmevi. Hiç duymamıştık yani Mevlana'yı, belki Şems'i duyduk ama diye. Orhan Gazi İznik'te bir üniversite kuruyor. Üniversiteye kurucu rektör diye bir zat atıyor. Atadığı kişi Sıracettin Urmevi'nin talebesi. Yani bu kadar önemli insanlar. Ve Konya'nın kalbinde kabri var. Hocalarımız, bu konunun uzmanları dertlenmişler. Ve bu kabri bulmaya çalışıyorlar. Ve benim gördüğüm çok yaklaşmışlar. Şimdi hocam, bu bir namazgah olduğuna göre, ki Konya'nın en büyük namazgahı, burası aynı zamanda bir ortak akıl merkezi değil mi? Yani bütün Konyalılar burada toplanıyorlar. Yani ortak akıl merkezi de diyebiliriz. Konyalılar burada toparlanıyorlar. Mesela Ramazanlardaki, biraz önce söyledim, eğlenceler de burada oluyor. Ve Selçuklu asırlarında açık havada üzerinde herhangi bir kapatma olmadan işte namaz kılınan mihrabı, minberi, yan tarafı hem minber vazifesi de görüyor yan tarafı, efendim yani, söyleyeyim. Cumalar burada kılınıyor. Cumalar muhtemelen burada kılınıyor. Bayram namazları kılınıyor. Eğlenceler oluyor. Hatta yani bir süredir günümüz Konya'sında da burada teravih namazları hocam, kılınıyor. Hocam biliyorum ya, kaç defa niyetlendim. Dedim ya Selçuklu gibi şurada bir teravih kılmalısın dedim. Şu pandemi dönemi, açık hava namazları, yaz Ramazanları. Ondan önce de tabii burada kılınıyordu. Yaz Ramazanları, Temmuz, Ağustos'a denk geliyordu. Burada imrendim, denk getiremedim bir. Çok da keyifli oluyor hocam burada namaz. İnşallah Allah ömür verirse 70 senede bir dönüyor. Bir dahaki dönüşte onu yapalım. Ya çok da şey gelmedi aslında. Kış daha gelmedi. Belki önümüzdeki Ramazan'da burada teravih olabilir. O zaman gelelim. Peki. Şimdi burası şehrin en büyük namazgahı ve namazgahın etrafında da ilim adamlarının ders verdiği tekkeler var, medreseler var, hankahlar var ve bu hocalar burada ders veriyor. Aynı zamanda evleri, Sıracettin Urmevi Hazretleri'nin bahçesi de burada. O Selçuklu sonrası Karamanoğulları, sonrasında Osmanlı da burayı ilim merkezi olarak kullanmış mı? Yani şöyle, şimdi Selçuklu Konya'sındaki ana yapıdan, ana şekillenmeden gidersek sonraki dönemde de bu devam ettiğini görüyoruz. Burada çok yoğun bir şekilde türbeler var. Tabii Selçuklu türbeleri var. Selçuklu türbeleri sonrası Karamanoğlu ve Osmanoğulları türbeleri de var. Mesela Şeyh Halili Türbesi, bu Osmanlı yapısı bir türbe. Kaçıncı yüzyıl? Bu 16. yüzyılın sonunda yapılmış Şeyh Halili isminde birine ait bir türbe. Zaten mimari özellikleri, size sanat tarihçisini biliyorsunuz. Evet. Mimari özelliği de bunun Osmanlı yapısı olduğunu gösteriyor. 1580'de evet. 3. Buradan, Mehmet dönemine tarihleniyor. Buyurun hocam. Bu tarafa doğru, yani şehre doğru, şehir bu tarafta oluyor, Selçuklu şehri. Şimdi biz namazgahın kıble tarafına doğru. Kıble tarafına doğru çıkıyoruz. Bu alanda da çok yoğun Selçuklu yapıları var, mezar taşları var. Tabii mezar taşların yanı sıra burada dikkati çeken sütunlar var. Yani bu sütunlar ne? Bunlar Roma sütunları, Roma dönemine ait yapılardan, muhtemelen yıkılanlar bu tarafa, buraya getiriliyor. Hazır malzeme çünkü. Burada çeşitli yapılar için kullanılıyor. Şimdi ama hocam, çok heyecan verici. Bakın mesela farklı yapılara ait mimari öğeler getirilmiş, hı, değerlendirilmiş. Antik Roma var, Hristiyan Roma var. Selçuklu, bakın mesela şurada çok enteresan bir taşın, yani evet, bunun minicik bir kısmı gözüküyor. Orada evet, bir Vav görünüyor değil, Vav, değil mi o? Evet. Hu gibi bir şey yazıyor sanki orada. Evet. Ya da böyle enteresan. Buranın her tarafında yani kazıldığı zaman çok yoğun bu tip taşlar çıkacaktır. Bu Roma taşlarının, Roma sütunlarının özellikle buraya getirilmesinin nedeni, bunlar mezar taşı olarak kullanılmıyor. Çok da bariz belli. Burada farklı yapılar da var. Yani türbede de kullanılmaz. Türbede çok bariz belli olur. Yapı amacıyla getirilmiş, tabii, ama o yapılar yıkılınca
Bunlar dağınık bir şekilde dağınık kalmış burada. Dağınık vaziyette kalmış. Yani medrese olabilir değil mi hocam? Medrese olabilir. Tekke olabilir. Zaten burası Selçuklu Konyası'nın tekkelerinin ve medreselerinin olduğu bir yer. Az ileride biraz sonra göstereceğiz. Kalenderilerin yapılarının yani zaviyelerinin, tekkelerinin başlangıcı olan Evhadettin Kirmani'ye ait bir makam türbe var. Burası Evhadettin Kirmani'nin makam türbesi olarak geçse de Evhadettin Kirmani'nin halifesi Zeynettin Sadaka'nın muhtemelen türbesi ve yanında da... O da burada vazife yaptı insanlar tabii, tabii. Değil mi? Burada bulundu. Hocam şimdi ufaktan hem oraya doğru yürüyelim hem de Sirahçin Urmevi'yi konuşmaya başlayalım. İsminden de anlaşılacağı üzere Urmiye doğumlu değil mi? Urmiye doğumlu. Normalde Azerbaycan'a bağlı bir bölge ama şu an İran sınırında. Şu anda İran sınırında. Kaç yaşına kadar Urmiye'de kalıyor hocam? O elimizde herhangi bir bilgi yok. Urmiye olduğunda bütün kaynaklar ittifak halinde. Şu sonra, anda Rızaiye de deniliyor ama Urmiye, Urmiye Gölü. Sonra Musul'a ailesiyle veya tek başına onu bilemiyoruz. Tarih sahnesinde Musul'da Kemalettin bin Yunus'un Kemaliye Medresesi'nde kendisini görüyoruz. Kemalettin bin Yunus kendi döneminde 14 bilim dalında otorite olan bir isim. Çok muazzam bir isim. İbni Hallikan kendisi arkadaşı, daha doğrusu babasının arkadaşı, babasının dostu. Oradan bize öyle haberler veriyor ki bu haberlerde 14 bilim dalında İncil ve Tevrat üzerinde de otorite. Hocam onu duydum ben ya. Ya diyor ki döneminin gayrimüslim din adamlarından İncil'i ve Tevrat'ı daha iyi bilirdi diyor. Şerh ederek tefsir dersleri veriyor. Kimya, fizik, matematikte de böyle. Felsefenin bütün dallarında da böyle ve din bilimlerinde, hukukta da böyle. Buraya bir kişi geldiği zaman sadece Kemalettin bin Yunus'tan eğitim alıyor zaten. Cami, şu şeyde yıkıldı camisi, Kemaliye Medresesi. En son yüzyıllarda adı Cami-u Şat olarak geçiyordu. Musul'daki medresesi mi? Musul'daki yıkıldı? Medresesi 2011-12 yıllarda savaştan dolayı yıkıldı. Yapmayın hocam ya. Bombaların denk gelmesi nedeniyle yıkıldı. Çok yüksek, kubbesi çok yüksek bir medreseydi. Buraya birisi geldiği zaman yabancı öğrenciler de var. Sadece kendi coğrafyamızın insanları değil, yabancı Frankler de değil, batıdan kişiler de geliyordu. Buraya gelen birisi dinler tarihi, yani Tevrat ve İncil üzerinden. Fizik, kimya, matematiğin en detaylı konularını, felsefenin metafizik ve mantık konularını ve diğer konularını ve aynı zamanda da hukukun, yani İslam hukukunun en detaylı konularını alarak buradan çıktığında dünyanın, İslam aleminin değil, dünyanın aradığı bir isim oluyordu. Ya ben çok heyecanlandım. Niye? Bu zat Eyyubileri görmüş, Memlükleri görmüş, ne bileyim o Baybarsları falan, Eyyubilerin son hükümdarlarını, Avrupa'ya elçi olarak gönderilmiş, Avrupa krallarını hizaya çekmiş. Yani onlar bizim çevremize ders verir falan demiş hocam. Yani evet, çok dolu dolu bir insan. Ve biz Konya'ya yıllardır gelip gidiyoruz ve böyle bir zatın hem de Musalla Mezarlığı'nda, Konyalılar Cennet Çukuru diye burayı pek seviyorlar. Hep geliyorlar ama buranın bir ilim merkezi olduğunu biz bilmiyoruz. Ve biz sanıyoruz ki yani işte burada bir çukur varmış, içinde insanlar zamanında yakılmış, edilmiş. Sonra da buralara böyle kabirlerle dolmuş. Yani Eyüp Sultan gibi biz burayı ölüler şehri sanıyorduk. Evet. Meğer burası ölüler değil, yaşayanlar için hayat olan bir okullar, medreseler yuvasıymış. Yani evet, bunu sizden öğrenmemiz lazım. Peki, şimdi devamında birkaç tane daha kabir gelecek. Evet. Şimdi Mehmet Ali Hocam, siz az önce kalenderi dediniz. Evet. Kalenderiler. Kalenderiler kimdi ve kalenderilerin burada ne işi vardı? Evet. Kalenderiler, günümüzde bir tanımlama olarak kalenderilere marjinal sufiler diyebiliriz. Bunlar normal standart düzenin dışındaki insanlar, biraz da düzene tepki göstererek, yani her türlü efendime söyleyeyim düzene tepki göstererek yaşayan insanlar. Bunların tabii kalenderilerin birçok farklı kolları ve birçok farklı meşrepler var. Hepsi standart değil. Yani mesela Ahmet Yaşar Ocak Hoca daha üst düzey bir kalenderilikten bahsediyor. Daha da işte biraz daha alt kalenderilikten bahsediyor. Kalenderi dediğimiz kişiler işte standart şudur diyebileceğimiz bir yapıda değil. Ama bunların değişik en temel özellikleri standart dışı insanlar. Mesela Konya'da. İstanbul'da da var kalenderi tekkesi. Tabii. Fatih İstanbul'u fethettiğinde kalenderiler dediğiniz gibi pek böyle sınırları olmadığı için devlet de bunları takip etmek istiyor. Kontrol altına tutmak istiyor. Oradaki bir
kilise yapısını kalenderilere tekke olarak vermiş ama kalmamışlar. Biz demişler gök kubbeden başka dam istemeyiz üstümüzde demişler. Evet, aslında tam kalenderi meşrep bir efendime söyleyeyim tarz bu. Yani onlar kendi nefislerini her anlamda mesela o yapı örneğinde olduğu gibi kendi nefislerini ezerek Cenab-ı Hakk'a daha hızlı bir şekilde ulaşabileceklerini, bu dünyada nefislerini ezilerek öbür dünyada ahirette daha yüksek makamlara gelebileceğine inanan zaten felsefesi de budur kalenderiliğin. Kıyafetleri de marjinal değil mi? Kıyafetleri de marjinal. Yani ben şunu söyleyeyim. Dikişsiz deri mi giyiyorlarmış hocam? Ben öyle ya bir değişik, şey yani sarıyorlarmış galiba. Giydikleri şeyler değişik değişik. Sadece avret mahallelerini kapattıkları yerler var ama onların en bariz özelliği çardap yapmaları. O ne demek? Çardap yani saçı, sakalı, bıyığı, kaşa kadar tamamen tıraş etmek. Ha, tüy bırakmıyorlar üzerlerinde. Evet. Cevlaki. Cevlaki dediğimiz yani, aslında. Yani şu an bende gördüğünüz gibi biraz değil mi hocam? Benziyor mu? Biraz. Bir de küpe olursa. Küpe takıyorlar değil mi? Takan da var, takmayan da var. Tabii biz Selçuklu asırlarından günümüze erişebilmiş bir minyatür yok. Yani Türkiye Selçuklu asırlarından, Türkiye Selçuklularına ait. Sonraki dönemlerde Osmanlı dönemindeki minyatürlerde. Yaşar Ocak Hoca'nın mıydı? Bir kalenderi kitabı vardı galiba. Evet, Yaşar. Evet. Yaşar Ocak evet. Hoca'nın ciddi anlamda Türkiye'de kalenderiler üzerine çalışma yapmış bir hocadır. O Timaş'tan çıkan kitabının kapağında çok tatlı bir kalenderi gravürü var. Onu herhalde bir yabancı mı çizdi? Ne oldu? Böyle şu, yani yarım kapatmış kendisini. Kulağında bir küpe, kafa hakikaten böyle evet. Kel. Çok karizmatik adamlar yani. Onun haricinde Amerika'da bir hocamız var, Ahmet Hoca yine. Onun da Tanrı'nın Kural Tanımaz Kulları isminde kalenderilerle ilgili çok ciddi bir çalışması var. Tabii kalenderilerin 13. yüzyılda ana merkezlerinden biri Konya. Mesela şu anda bulunduğumuz yerde Efadettin Kirmani'nin bir makam türbesi var. Biraz önce söyledim. Zeynettin Sadaka'ya ait olduğunu bunlar düşünüyorum. Bunlar kalenderi mi? Evhadettin Kirmani, Ahmet Yaşar Hoca da söylüyor, diğer hocalar da kalenderi. Ki kalenderi meşrep bir zat çünkü bunu kendi tasavvufi felsefesinden anlıyoruz. Yani Cemal Perestlik veya Şahit Bazlık adı altındaki bir düşünce yapısına sahip. Kalenderilerin tekkeleri burada mıymış hocam? Şimdi kalenderilerin bizim bildiğimiz Evhadettin Kirmani yani Zeynettin Sadaka'nın burada türbesi haricinde bir de zaviyesi var. Buradan başlıyor. Hemen karşıda Halka Beguş türbesi var. Halka Beguş demek kulağa küpere demek. Evet, yolun Ankara Caddesi'nin karşı tarafı. Biz Musalla tarafındayız. Şeyden Alaaddin Camii'ne sırtımız verip buraya doğru gelirken sağda kalıyor. Sağda giderken türbe. Solda. Giderken solda. O bir kalenderi şeyi. Tabii yani. Bir kalenderi türbesi orası da. İçeride kimin olduğunu bilmiyoruz. Azizler'de çifte kümbetler var. Her ikisi de kalenderi. Hatta bendenize göre öbür tarafta yani şehre yakın olan yerdeki türbe Ebu Bekir Niksari'ye ait. Ebu Bekir Niksari kimdir? Dönemin 13. yüzyılın en büyük bilinen kalenderi şeyhi. Hatta şöyle bir rivayet var. Hazreti Mevlana vefat ettiğinde o dönemin gelenekleri üzere cenaze konvoyunun başında iki tane büyükbaş hayvan yürüyor. Ve cenaze defnedildikten sonra veya defnedilmeye yakın bir zamanda o hayvanlar kesiliyor ve cenazeye gelenlere ikram ediliyor. Bunu Eflaki söylüyor. İki tane kalenderi türbesinden bahsettik. Onun bu tarafında yani Musalla tarafında çok enteresandır. Bugün de ismi o şekilde anılan bir hamam var. Yani bir hamam sokak var orada. Orada bir hamam var. Muhtemelen kalenderilere ait bir hamam burası da. Yine buradan devam ettiğimiz zaman bu hastane yeni yapılan, daha doğrusu eski devlet hastanesinin yeni yapılan kısmının hemen yanında Ulaş Baba zaviyesi var. Ulaş Baba. Ulaş Baba. Bu da bir kalenderi şeyhi. Ulaş Baba'ya ait Meram'da bir değirmenden de bahsediliyor. Vakıflarda var ki bu vakıfların çok büyük bölümüne Karamanoğulları döneminde rastlıyoruz. Çünkü Karamanoğulları bu içerisinde bulunduğumuz kalenderhane zaviyesine ciddi anlamda vakıflar da vermiştir. Biraz sonra gideceğimiz yerde bir makam türbe aslında kalenderi zaviyelerinin başlangıcı diyebileceğimiz bu tarafta, kuzey taraftaki başlangıcı diyebileceğimiz ilk yerde başlıyor ve Ulaş Baba'da nihayet bulan hocam, çok büyük bir kompleks. Şimdi önümüzde bir türbeye geldik. Evet. Burada bir türbe yapısı var. Evet, burada bir türbe yapısı var. Şeyh Şücaettin Türbesi, dönemin işte velilerinden olduğunu. Bir bakalım kapısına. Olur. Karamanoğlu dönemine ait bir
türbe burası. Zaten yukarısındaki dilimli kubbe yapısını görürseniz Mevlana Türbesi'yle de çok benzer. Hatta Mevlana Türbesi Akşehir'deki Nasreddin Baba değil de Seyyid Harun Veli türbesi de aynı şekildedir, dilimli şekildedir. Şeyh Şücaettin 14. yüzyılın ortalarında yaşamış bir kişidir. Ya Karamanoğulları dönemi ve Osmanoğullarına işte yaklaşık o dönem. O zaman bu bölgede zamanında var olan tekkelerde vazife yani mi yaptı? Yani bu tekkedir muhtemelen, çünkü türbeyi buraya laf olsun diye yapmazlar. Etrafında muhtemelen yapılar vardır. Bakın hemen Şeyh Şücaettin türbesinin yanında bir sütun var. Roma ya sütunu. Şuna bakar mısınız? Bu acayip bir şey. Üzerinde antik Roma dönemine ait, evet, yazılar var. Bu bir mesafe taşımı. Yoksa Konya'da zamanında bulunan Romalılara ait bir tapınaktaki bir kitap. Hemen yanında bakın bir Selçuklu Lahitli mezar taşı. Yani musalla mezarı acayip. Bütün medeniyetler burada. Hepsinden bir iz var. Evet, yani bütün medeniyetlerden ziyade biliyorsunuz ya Konya'da hazır taş bulmak zordur. Konya'da taş alınabilecek yer de çok merkezde yoktur. Dağlar uzak mesafededir. Roma'nın yıkılmış taşlarını, sütunlarını alıp Selçuklular her türlü, her şekilde kullanıyorlar. Ama türbelerde kullanıldığı hemen hemen yok denecek kadar azdır. Türbelerin etrafında bu taşları görmemizin nedeni, türbenin yanında muhtemelen zaviye, medrese tarzı yapılar da kullanıldı. Bu efendime söyleyeyim taşlar. Mesela burada da şekilde görüldüğü gibi bir sütun var. Bunlar da Roma sütunu şekilde. Bu o hocam, kadar bakın Roma sütunu, şu bir Roma tapınağı. Evet. Net bir Roma tapınak sütunu. Evet. Bunun benzerleri zaten Alaaddin Camii'nin böyle dış çok duvar fazla cephelerinde var. Çok şu mesela çok farklı. Bir de bu kayrak kaba taşlar var. Bunların ya mesela bunlar çok mu eskiye gidiyor? Mesela şu taşlar, şu gördüğünüz Silla taşı diyoruz biz buna. Ömrü 200 yıldan daha fazla gitmiyor. Bunlar son dönem Osmanlı mezar taşları. Zaten üzerindeki tarihten de biz bunu 1301 mi yazıyor hocam? 1301 yazıyor herhalde. Evet. Son dönem Osmanlı taşları. Evet. Bu şeyler de çok hızlı eriyor. Mesela burada da bir, buraya geleceğiz gerçi, Selçuklu lahidi var. Güzel. Muhteşem bir Selçuklu. Mesela bu 700-800 yıllıktır. Rahat. Şimdi hocam şurada bir türbe var. Bir mesela üzerinde bizim sanat tarihinde kirpi kubbe dediğimiz, tepesinde o sivri çıkmaları olan, bu benzer mesela bir türbe de şeyde var. Mevlana'nın Şems-i Tebrizi Camisi'nin önünde var. Şimdi Hasan Hocam size sormak istiyorum. Burada Evhadüddin Kirmani'nin adı geçiyor. Tabii burada yatmadığı, talebesinin yatına dair Kirmanilerle bizim şu an kabrini aradığımız. Bu arada kabre çok yaklaştık, haberiniz olsun. Yani %95 o büyük zatın Mevlana'nın cenaze namazına kıldıran, Orhan Gazi dönemindeki alimlere hocalık yapan, Avrupa'ya gidip Avrupa krallarını ilmiyle hizaya getiren bu büyük adamın kabrine şu an yani metreler kadar yaklaştık, haberiniz olsun. Kirmanilerle Siracettin Urmevi arasında bir bağ var mı? Elimizde şu an itibariyle Evhadüddin Kirmani'nin Menakıb-ı Kirmani, yani kendisi yazmadı ama kendisinden sonrakileri yazdı. Orada Siracettin Urmevi ile Kirmani arasında, Şeyh Kirmani arasında şöyle bir menkıbe geçer. Bu menkıbede Siracettin Urmevi Mısır'dan geldiği zaman onu Alaaddin Keykubat, Sultan Alaaddin Keykubat'ın karşıladığı ve küçük bir mütalaa sonrasında nereye gitmek istediğini sorunca Sultan Siracettin Urmevi'ye, o da şeyhime yakın olan yere, Malatya'ya beni gönderirseniz diye bir ricada bulunur. O da atar, oraya müderris olarak atar. Oraya gittiğinde de yine Cemalettin bin Vasıtıydı zannediyorum, şu anda hatırlamıyorum. Bir arkadaşı var. O arkadaşı der ki ya sen geldin ama sen mantık ve felsefe ve hukuk üzerine, ilmin bunun üzerine. Ama gel gelelim ki Kirmani bunlardan çok da haz etmeyen bir şeydir, tasavvuf ehlidir der. Hikaye burada biter. Bundan sonra başka bir hikaye atlatılır. Ama öyle görünüyor ki, çünkü Alaaddin Keykubat zamanıysa eğer o zaman anlatılan, şeyin Siracettin Urmevi'nin Anadolu'da o vakitte olması mümkün değil. Yani Alaaddinler de karışmış olabilir belki. O da olabilir. Şu tane Alaaddin var çünkü. Peki
Bu türbe kimin Mehmet Ali Hocam? Şimdi bu türbe üzerinde Evhadettin Kirmani'nin türbesi olarak hiç yani burada olmadığı kesin. Bu Kirmaniler Anadolu Selçuklu Sultan ailesine ait. Genelde neredeydi? Kirman Selçuklu'nun kurucuları değil mi bunlar? Şöyle Kirman Selçuklularla Evhadettin Kirmani'nin bağı olduğu menakname'de söyleniyor. Ama Evhadettin Kirmani Konya'ya gelmişti ve Konya'da kalmıştır. Yani Konya'da kaldığını hemen hemen bütün dönemin kronikleri, kaynakları söylüyor ki dönemin kroniği veya kaynağı diyebileceğimiz Hazreti Mevlana'nın Melaknamesi'nde de Evhadettin Kirmani'nin Konya'da olduğu ile ilgili bilgiler var zaten. Şems'in makalatında da var. Buraya ama gelmiş ama burada öldüğü şüpheli. Burada vefat etmedi kesinlikle. Burada değil. Burada Evhadettin Kirmani'nin halifesi Zeynettin Sadaka'nın bir zaviyesi var. Bunu biliyoruz. Burada. Bu türbede muhtemelen Evhadettin Kirmani'nin halifesi Zeynettin Sadaka'ya ait bir türbe. Aşağıda bir klasik varsa Selçuk türbesi, kriptası falan aşağıda var. Bu arada da Evhadettin Kirmani'nin halifesi Zeynettin Sadaka'nın muhtemelen bir zaviyesi var. Çünkü çok yoğun bir şekilde hemen arkasından başlayarak bir önce söylediğimiz gibi hastanenin oraya giden kalenderilerin değişik kollarının olduğu zaviyeler. Yani ben buna kalenderi kompleksi diyorum. Ya o Eyüp Sultan'daki aynı duyguyu yaşıyorum burada. Çünkü bizim yıllardır insanımız Eyüp Sultan'a gider. Koca bir mezarlık. Sanır ki yani Eyüp Sultan burada diye herkes oraya defnede dağlar taşlar mezar doldu. Sonra bir bakıyorsunuz öyle değil. Ebu Sultan Sıbyan Mektebi Sokulu'nun medresesi. Aklınıza gelmeyecek onun kütüphanesi, onun bir zaviyesi, tekkesi. Eğitim kurumları doldurmuş. Orada okuyan ya da okutanlar etrafına sıralanmış. Yani sırlanmış. Ve böylece o yapılar yıkılınca sadece mezarlık kaldı. Ama burada öyle mi hocam? Bu dediğiniz şey aslında bir gerçeklik payı var. Yani Eyüp Sultan'dan dolayı etrafına yapılmamıştır belki ama Eyüp Sultan'dan dolayı asırlar içerisinde o geleneğin devamı olarak oraya medreseler, şunlar bunlar yapılmıştır. Yani buradaki de aynıdır. Yani bir türbe varsa etrafına hazire yapılıyor ve günümüze kadar mezarlar, cenaze defni ola büyük bir mezarlık haline geliyor ki burası da böyledir. Burası da kesinlikle musalla mezarlığı böyledir ki her zaman söylüyorum musalla mezarlığı Ahlat'tan sonraki en önemli mezarlardan biridir. Selçuklu mezarlarından biridir. Peki. Şimdi hocam şöyle şuraya doğru geçelim. Anladık ki burası bir takım insana hizmet veren kurumlarla doluydu. Ve oraların muhibbanı buraları doldurdu. Evhadettin Kirmani'yi biz en son nerede bıraktık hocam? Musul'da bıraktık. Sonra Musul'dan nereye geçti? Siracettin Urmevi. Siracettin Urmevi'yi biz en son Musul'da bıraktık. Musul'dan sonra nereye gitti? İbni Halika'nın anlattıklarına baktığımız zaman İbni Halika diyor ki bir süre sonra Kemalettin bin Yunus yani Siracettin Urmevi'nin o yüksek otorite hocası Şam'a gitti diyor. Kanaatimce yanında en mahir talebesi olan Siracettin Urmevi'yi de beraberinde götürdüğünü düşünüyorum. Pekala Şam'a niye gidiyor? Şam'da Melik Salih var. Salih Necmüddin. Eyyubi ileride babası şu anda Melik Kamil o sıralarda Kahire'de. Burası Sultan. Çok önemli. Burası benim en sevdiğim yerden biri. Şimdi hocamla sabah konuşuyoruz. Eyyubiler. Ben sık sık Mısır'a giden gelen bir insanım ve Memlüklülere karşı çok ayrı bir muhabbetim var. Memlüklü devleti yani o Memlük Memalik Kölemen dediğimiz oraya köle gibi götürülen Kıpçak Türklerinin çocukları okutuluyor. Koca koca komutanlar oluyor. Devlet nasıl kuruluyor? Dünyada hiç eşi benzeri yok. Son hükümdar, Eyüp hükümdar ölünce kucaklarında buluyorlar. Ve Salih Necmettin Eyüp bunları Bahri Memlükler. Evet. O Nil'in tam ortasındaki adada yetiştiriyor. Yani bir baktım Siracettin Urmevi Salih Necmettin Eyüp'ten çok ciddi bir himaye görmüş galiba. Hem de dediğiniz kadarıyla daha babası hükümdar. Kendisi nerede dedin? Şam'da. Şam'da o zaman da şehzade babasının yanında. O zaman mı tanışıyorlar Siracettin Urmevi ile? Şimdi batıdan bilimsel sorular çok fazla geliyor Eyyubi devletine. Bu devletin başında o zaman Melik Kamil var ama aynı zamanda oğlu şehzade ileride muhtemelen en büyük sultan adayı da Salih Necmettin. Bu gelen bilimsel sorular yani bu bilimsel sorular dediğimiz fizik, kimya, psikoloji o günkü var olan bilimlerin soruları.
Salih Necmüddin veya babası Melik Kamil bu soruları doğrudan Musul'daki Kemaliye Medresesi'ne gönderiyorlar. Kemalettin bin Yunus ve asistanları çözsün diye. Asistanlarının arasından bir tanesi de Sıracettin Urmevi. Buradan bir tanışıklıkları var. Yani kraliyet, sultan ailesiyle buradan bir tanışıklıkları var. Ve muhtemelen Kemaliye Medresesi'ni bırakıp gittiklerinde Şam'da ileride sultan olacak olan Salih Necmüddin'in yanına gidiyorlar. Salih Necmüddin babasının vefatından sonra sultan olduğunda bir bakıyoruz Sıracettin Urmevi Kahire'de. Ha, oraya aldırıyor onu, başkente aldırıyor. Evet. Yani çok özel bir adam. Kahire'de kabri var. Yani babası döneminde Kudüs haçlara geri veriliyor. Yani çok enteresan. Bunu biz Salahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü aldığını hepimiz biliyoruz. Ama Salahaddin Eyyubi'nin kardeşinin oğlunun Kudüs'ü haçlara tekrar geri verdiğini bilmiyoruz. O dönemde Fransa Kralı Louis'nin böyle bir saldırısı var. Yani şeye, Dimyat'a doğru ve Kahire'ye. Direkt bu kez Eyyubilerin başkentine saldırıyorlar ki onları oradan sıkıştırıp Kudüs'ü koparabilmek için maalesef başarılı oluyorlar. Kudüs bunlara teslim ediliyor. Ama Salih Necmettin hükümdar olunca Kudüs'ü tekrar kurtarıyor. Tekrar geri alıyor. Kurtarıyor. Sonra Kahire'ye Sıracettin Urmevi. Ne kadar kalıyor Kahire'de Sıracettin Urmevi? Kahire'de Sıracettin Urmevi yani toplamını sorduğumuz zaman, çünkü ileride gidip gelme mi yapıyor? Şeye de gidecek, Sicilya'ya da gidecek. Ha doğru. O toplamını, elçilik. O toplamını verdiğimiz zaman ortalama bir 8-10 sene falan kalıyor. 8-10 sene kalıyor. 8-10 sene orada İmam-ı Şafii'nin türbesinin olduğu medrese var. O medresede ve Sultan Sarayı'nda iki yerde ders veriyor. Zaten kendisi Şafii hocam. Kendisi Şafii. Şafii fıkıh alimi. 1257'de Konya'ya geliyordu değil mi? Bu söylediklerimiz 1249. 1257 resmi rakamlarla Konya'ya geliyor ama biz hocamla sanki daha önce gelmiş olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü 1257'deki ortaya çıkışı Konya Kadısı olarak atanmasıyla ortaya çıkıyor. Anladım. Peki bu elçilik dönemi çok ilginç. O ne zaman oluyor? Elçilik dönemi 1245'ler civarında oluyor. Salih Necmüddin Kudüs'ü aldığı zaman bunun anlaşmaları yapılacak ve şu anda Sicilya'daki... Bir dakika, Kudüs'ü geri teslim alma anlaşmasını yapan Sıracettin Urmevi mi? Sıracettin Urmevi. Ben bu adamı daha çok sevmeye başladım ya. Allah Allah, hocam Kudüs çıktı ya taşın altından gene. Daha neler çıkacak hocam? Çok daha enteresan. Çıkacak, evet. Kimle yapılıyor bu anlaşma? O gün Büyük Roma Hamisi de diye isimlendirilen 2. Frederik. Bugün şu an itibariyle Sicilya'nın Palermo şehrinde Norman Sarayı var. Onu babası veya dedesi yaptırıyor. O şu anda hali hazırda şeyde, yani gün yüzünde herhangi bir taşı bile eskimiş değil. Hali hazırda duruyor. Buraya elçi olarak gönderiliyor Kudüs'ün tesliminin imzalanması için. Ama Sıracettin Urmevi bir çok yüksek bir diplomat değil o zaman. Yani uluslararası bir diplomat değil. Niye Sıracettin Urmevi gidiyor dediğimizde, o soruların bir kısmını da gönderen aslında 2. Frederik. O bilimsel soruları cevaplansın diye ve muhtemelen Salih Necmüddin'den istediği, bana birazcık bilimsel bir üstad gönderirsen, bilimsel yönü ağır olan bir üstadı da gönderirsen, burada biz bir bilim şöleni yapalım kendinden diye. Kendinden istifade edelim diyorlar. İstifade edelim diyorlar. Hocam 4 yıl kalmış ya. 4 yıl kalmış. Oraya giderken Sıracettin Urmevi bir mantık risalesi yazıyor ve bunu bizatihi 2. Frederick'in kendisine, kendi eline teslim ediyor. İthaf ediyor. İthaf ediyor ona da. Efrenciye, Risaletül Efrenciye diye, yani Frank, yabancı. O mantık kitabını şu an itibariyle bulamıyoruz. Biz onu biraz peşine düştük ama hay muhtemelen Allah. Belki sarayın içerisindeki bir kütüphaneden veya el yazmalarının arasında olabilir. Yani şu anda bulamıyoruz. Oraya gittiği zaman, Kraliyet Sarayı'na gittiğinde, orada Kraliyet Sarayı'ndaki bulunan veya etrafta bulunan filozoflara, o günün bilim insanlarına 4 yıl mantık, felsefe. Felsefe ne? O gün bilimdi. Bunun içerisinde kimyası var, fiziği var, biyolojisi var, psikolojisi var. 4 sene o günkü bilim insanlarına ve filozoflara ders veriyor. Ve 4 senenin sonunda Kahire'ye dönüyor tekrar. Geriye Kahire'ye dönüyor. Sanki şey gibi, Ali Kuşçu'yu Uzun Hasan'ın Fatih'e göndermesi gibi. O da çok büyük bir alim. Hem ilmiyle de karşı tarafı etkiliyor. Tabii. Ve saygı uyandırdığı için de
karşı taraf arzu ettiği şeyleri onlara daha hızlı kabul ettirebiliyor. Kaynaklarda 2. Frederick'in Urmevi'yi çok sevdiğini ve çok ikramla bulunduğunu söylüyorlar. Allah Allah, çok ilginç. Bunları bilmek bizim için çok önemli. Ya Orta Çağ Avrupa'sında belki de kendi öğrencileri ciddi anlamda aydınlatmaya başladan kişilerden oluyor, olabiliyor. Aydınlama, yani ileriki dönemlerde Avrupa'da ses getirecek olan öğrencileri yetiştiriyor Urmevi bilmeden. Hazır mısınız? Sirajettin Urmevi daha çok konuşacağız. Çok özel daha bir insan. Konya'ya getireceğiz. Daha Konya'ya getireceğiz. Kabrine çok yaklaştık. Yani hocalarımızın tahmin ettiği. Bura civarında olabilir dedikleri, kazı yapılırsa onunla alakalı bir şeyler inşallah çıkacak dedikleri yere artık çok yaklaşık. Hocam gidelim oraya doğru. Hay hay. Ya hocam bak, ben var ya, ben biliyordum buradan bir şey çıkacağını. Kesinlikle. Ya kafadan 15-20 yıldır ben buraya gelen giden biriyim. Hatta eskiden Konya turlarında böyle kış aylarında saat akşam 5 hava kararıyor. Bu mezarlığı da kilitliyorlar. Ya ben bir iki grupla, yani burada ifşa ediyorum kendimi, tellerden atlayıp buraya ziyarete geldik biz ya. Otobüs insan. Hayır, böyle şu yan evlerden birileri görseler, karanlıkta 50-60 kişi burada geziyor. Diyecekler herhalde. Kazı çalışması. Şeyler yok, ayaklandı herhalde. Yatırlar, ayaklandı, geziyorlar. Ökleri kopabilir. Evet. Evet, Mehmet Ali hocam, orası hocam, burası evet. Mı? Şimdi hocam şöyle bir giriş yapalım. Önce isterseniz Urmevi'yi Konya'ya bir getirelim mi? Getirelim. Buyurun. Peki. Urmevi'nin Anadolu'ya gelişi, yani Türkiye Selçuklu Devleti'ne gelişi aslında biraz ortada. Yani tabii Evhadettin Kirmani'nin menakıbnamesinde bir şeyler söylüyor. En azından daha farklı dönemin kaynaklarında bir bilgi geçmediği için 20 yaşlarında Evhadettin Kirmani ile görüştüğü iddia edilen dönemde. Biz biraz menakname olduğu için de tarihçiler olarak şüpheyle yaklaşıyoruz. Ama mutlaka bunu bir tarafa koyuyoruz. Kesin hayır veya kesin evet de demiyoruz. Ama Urmevi'yi biz 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Konya'da kesin olarak görüyoruz. 3. Gıyasettin Keyhüsrev çok küçük yaşta tahta geçti. Babası Rüknettin 4. Rüknettin Kılıçarslan Moğollar tarafından öldürüldükten, şehit edildikten sonra küçük yaşta daha çok Selçuklu'nun en önemli, en güçlü vezirlerinden Süleyman Pervare kontrolünde tahta. O dönemde Sirajettin Urmevi burada. Hatta ve hatta çok enteresandır. Celaleddin Karatay'ın yaptırdığı Karatay Medresesi'nin zeylinde Sirajettin Urmevi'nin ismini buluyoruz. Yani Karatay'ın yaptırdığı medrese çok daha önceki dönemde. Orada ne yapmış? Efendim, ders falan söyleyeyim. Mı vermiş? Ya, vakfiyesinde, vakfiyesinin zeylinde Konya kadısı olarak mührü var. Ha, vazifeye başlamış o yıllarda. O yıllarda burada. Yani Karatay'ın yaptırdığı dönemde tamamlandığı, medresenin tamamlandığı dönemde burada değil. Ama vakfiyenin, yani o medresenin vakfiyesinin bir de zeyli var. Zeyline Urmevi kadı olarak, bu da çok erken döneme işaret ediyor. Urmevi burada. 1256-57'ye tekrar. Peki Kahire'den Sirajettin Urmevi'yi Konya'ya getiren Moğol tazı kimi? Moğollar adım adım geliyorlar ya. Çünkü 1260'da aynı Calus Savaşı olacak. Yok, hayır. Filistin topraklarında ve Moğollar yenilgiye uğrayacak. Konya daha gönder ama Konya zaten Moğol tahakkümünde bir şehir. Daha o dönemde değil. Çünkü Köse daha 1243'te olmuş. Olalı epey olmuş. Daha sonra geliyor Sirajettin. Zaten Moğol tahakkümünde bir şehir var Konya'da. Bunun yanı sıra bana göre, yani aslında kronikte şeylerde, dönemin kaynaklarda bunu söylüyor. Eyyubiler içerisindeki karışıklık sebebiyle Urmevi Allahu alem burayı tercih etti. Şimdi aklıma geldi hocam. Salih Necmettin Eyüp ağır hasta. Çünkü Haçlılar 9. Haçlı seferiyle Dimyat'a gelip Kahire'ye gelecekler. Yanındaki Memlüklülerle son Eyyubi hükümdarı mücadele ederken ölüyor. Memlükler o savaşı kazanıyorlar. Hatta esir ediyorlar Louis'i. 1249 yılında vefat ediyor Salih Necmettin. Eyüp 49. Evet, 1249'da. Zaten o geçiyor, çocuk yaşta daha o zaman. Turanja çok genç. Memlükler onu tanımıyorlar. Ondan sonra arka arkaya 3-4 tane olay gelişiyor. Tabii Şeceruddur geliyor. Şeceruddur geliyor. Sonra çocukları
Orada muazzam bir karışıklık var. Oluyor. Belki ve ondan kaçıyor. Karışıklıklar kaçıyor de, o zaman. Urmevi ya Salih Necmüddin'in vefatından sonra geliyor ya da son zamanlarında geliyor. Ama o karışıklıkların içerisinde orada ve o karışıklıkları görünce zannediyorum ve sadece kendisi değil, oradaki bulunan bilim insanları grubu 1245-1250 arasında Musul, Şam, Anadolu'ya doğru geliyorlar. Antalya'ya geliyorlar. Evet. Peki, Konya'ya geldi. Direkt geliyor mu Konya'ya? O yolda bir yerlere takılıyor mu? O kapalı. Bilmiyoruz. 1250-55-56 arası kapalı. Resmi bildiğimiz kadılığa başladığı tarih değil mi? Yani o da 1257 mi? 56-57. 3. Gıyasettin'in tahta geçişinden hemen sonra burada. Şimdi 3. Gıyas... Çocuk padişah değil mi? Çocuk padişah. Ya daha çok biliyorsunuz, bir önce söyledik. Süleyman Pervane'nin kontrolünde. Aslında mazlum bir sultandır. O da babası gibi Moğollar tarafından boğulurlara şehit edilmiştir. 3. Gıyasettin döneminde biliyorsunuz karışık bir dönem. Moğol tahakkümünde Türkmen isyanları, şu bu var. Bu dönemde Karamanoğlu Mehmet Bey'in işte Konya'yı muhasarasında o Türkçe'yi resmi dil ilan ettiği dönemde Urmevi'nin Kadıülkudatlık, yani Konya Kadılığı haricinde Kadıülkudatlık mevkiine getirildiğini de biliyorum. Hocam, Sirajettin Urmevi'nin Anadolu'ya geldiği tarih hemen hemen belli. Yani 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in çok erken yaşta, ya yani çocuk yaşta tahta geçiyor. O günlerde Sirajettin Urmevi Konya'daki Karatay Medresesi'nin Vakfiye Zeyli'ne de Konya Kadısı olarak mührünü basıyor. 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in amcası Kırım'a giden, yani babasıyla 4. Rükdettin'le devamlı mücadele halinde olan, en sonunda Kırım'a giden 2. İzzettin Keykavus'a takdim ettiği bir kitap var. Bakın bu da çok önce enteresan, zaten tarih burada bize söylüyor. 2. İzzettin Keykavus daha Kırım'a gitmeden Letaif-ü Hikme, değil mi hocam? Letaif-ü Hikme. Yani bir kitap yazıyor ve sultana ithaf ediyor. Onu, bilim felsefe hocam kitabı. Evet. Bunu kendisi de, arkadaşlar da anlatır, kendi kitabında da anlatır bunu, Letaif-ül Hikme'nin girişinde. Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu'da Sultan 2. İzzettin Keykavus Urmevi'yi karşılıyor. Yani büyük bir bilim insanı geldi, büyük bir bürokrat, büyük bir bilim insanı geldi. Tabii o gün sultanlara siz huzuruna çıktığınız zaman sultanın hediyesi ne olur? Bugünkü gibi baklava börek olmaz. Yanında her zaman bir kitap, mukaddimesi yazılmamış kitaplar taşır. Sirajettin Urmevi de Letaif-ül Hikme, ne demek bunun anlamı? Hikmet, yani felsefe ve bilimin letaif, güzellikleri anlamında letaif-ül hikme. Yani bu şu anlama geliyor mu hocam? Letaif, şaka, fıkra anlamına geliyor mu? Latifeden mi geliyor? Latifeden. Kitabın içeriğine baktığımızda kitabın içeriği bir felsefe kitabı. Yani hiç latifeyle, fıkrayla alakası yok. Yani günümüzde evet, şöyle bir iddia var. Letaif-ül Hikme aslında Urmevi'ye ait değil, Ahi Evren'e ait. Burada da fıkralardan falan bahsediyor gibi bir yok değil mi? Hiç evet, alakası veya içeriği var mı diye soralım, yok demeyeyim direkt. Letaif, latiften gelir, hoşluk anlamında. Yani hikmetin hoşlukları, hoş hikmetler anlamındadır bu. Şaka da buradan gelir. Hoş yaptığımız işler hoşumuza gidip de güldüğümüz için oradan gelir. Letaif-ül Hikme içerisinde ağırlıklı olarak ahlak felsefesi, tabii teorik felsefe de var ama ahlak felsefesi ağırlıklıdır. Hatta içinde bazı bürokratik şeyler de vardır, bilgiler de vardır. Bir tane örnek verebilirim bu bürokratik bilgilerde. Eğer diyor siz bir sultanın karşısına giderseniz ve ola ki sultanla isminiz aynı olursa, sakın ola isminizi söylemeyin sultan size sorduğunda. Kim? Şunun şunun oğluyum deyin diye, böyle çok güzel bugünkü iletişim kurallarına protokol benzer bir da, protokol kurallarına benzer. Çünkü diyor siz orada sultanla adınız aynı olursa diyor çok hoş bir manzara çıkmaz karşınıza diyor. Şunun oğluyum deyip kapatın konuyu diyor. Velhasıl Letaif-ül Hikme'yi 2. İzzettin Keykavus'a takdim ediyor ve oradan Konya'da müderrisi kalıyor. Bu arada 2. İzzettin Keykavus'un kabri şu an Kırım'da. Yani bu zatı unutmayın, şu kafanız karışmasın. İzzettinler, Alaaddinler, Anadolu Selçuklu biraz karışık gelir bilmeyene. Yani çok özel, çok enteresan bir adam. Kırım'a gidiyor, başına bir sürü gaile geliyor. Ondan sonra oğulları Anadolu'ya gelerek saltanat devam ettiriyor. Bu kitabın takdiminden kısa bir süre sonra önce İstanbul,
sonra Enes Kalesi'ne hapis, sonra evet. Kırım'a kurtuluş evet. Kırım'a gidiyor, ve evet. Gidiyor değil mi o şekilde? İstanbul'dan şeyden kaleye gidiyor. Hapsedildiğinde Enes Kalesi'ne. Türkmen beyleri zannediyorum onu kurtarıp tabii. Kaçırıyor. Şeyin de var hocam, Altın Ordu Bereke Han'ın da şey var, üzerine yürürüm diyor Bizans İmparatorluğu'nun. Evet. Özel bir ekip gönderiyor evet. Berke Han. O ekip Enes'den kurtarıyor. Evet. Birkaç evet. ay işkence yapmış. Hristiyan olmaya zorlamışlar. Çocuklarından oğlu, birinde evet Hristiyan. Evet. O şekilde. Peki o Kırım'a gidince sonra Konya'da kalıyor değil mi? Sıracettin Konya'da kalıyor. Burada ve kadılığa devam ediyor. Yerine geçen sultanların aynı zamanda güvenini kazandığı veya emirlerin, o günkü vezirlerin. İkinci adamların. İkinci adamları akil bir insan, bürokrasiyi bilen bir insan, bilim insanı yeri sağlam. Peki o dönemde mesela Mevlana Konya'da, Sadrettin Konevi Konya'da, onlarla dirsek teması nasıl? Yani o ilim dünyasında, şimdi kendisi kadı ama onlar da nihayetinde ilmin başı, bir sürü önemli isim var. Onlarla diyalogları nasıl, muhabbetleri nasıl? Şimdi Hazreti Siracettin Urmevi'nin Hazreti Mevlana ve Hazreti Sadrettin'le çağdaş olmasından dolayı çok sık görüşüyorlar zaten. Konevi ile de Mevlana ile de. Mevlana ile çeliştiği konular var. Yani ortak mutabakat sağlamadığı konular var. Ama çoğu konuda da en azından bize bu bilgileri aktaran Menakıbül Arifi'nin yazarı Eflaki çoğu konuda da aynı fikirde olduklarını söylüyor. Şimdi mesela Mevlana sema ederken rebap mı çalınıyordu? Yani şöyle rebap konusu biliyorsunuz. Onu şikayet evet. etmişler galiba. Siracettin Urmevi kadı ya. Evet. Demişler ki ya Mevlana dine böyle böyle şeyler sokuyor demişler. Ama o da onun hukuki yani şey dini yaşantı hassasiyetini çok iyi bildiği için gidin kendisine sorun demiş galiba değil mi? Öyle bir şey mi var? Ya şöyle yani rebap konusunda anlaşamadıkları noktalar var. Mevlana'yla bu ortada kesin. İşte rebap dinde yoktur. Bunu bir bidat olarak getirdi. İtiraz ediyor. Sonra Mevlana'yla bu menakıbnameyle Eflaki'de uzun uzadıya anlatılır. Mevlana'yla karşı karşıya gidiyor. Eflaki'nin aktardığını söylüyorum. Her defasında Urmevi itirazından geri dönüyor. Efendime söyleyeyim. Yani Mevlana onu izam ediyor. Yani ilmi olarak şu şudur. Mesela bir konuda bir şey söylüyor. Gidin diyor Urmevi'ye söyleyin kütüphanesindeki şu kitap şu raftaki şu kitabın şu sayfasına açsın orada bunun cevabı var diyor. Bu tip şeyler oluyor. Tabii bu aynen Efadettin Kirmani menakıbnamesinde olduğu gibi Eflaki'nin Mevlana'nın menakıbnamesinde de bunlar menakıbname olduğu için net bilgiler olarak almamız her zaman için problemli. Çünkü bir menakıbname yazarı kendi işte temsil ettiği tasavvuf veya tarikat sistematiğinin bilgilerini abartılı ifadelerle belki ortada yoktur ki bugün konuşurken bu meşhur Hülago olayından bahsettik. Yani tarihler uymuyor, şu uymuyor, bu uymuyor. Söyleyebiliyor. Ama Mevlana'yla çeliştiği konular var. Ortak düşündüğü konular hocam, var. Mevlana'nın cenaze namazını kıldıran işte insan. İşte oraya geleceğim. Demek ki muhabbet var. Var tabii ki. Siracettin Urmevi'nin Mevlana'nın cenaze namazını kıldırdığını Eflaki söylüyor. Yani Sadreddin Konevi namaz kıldırırken bir baygınlık geçiriyor. Vasiyetinde Sadreddin Konevi tabii, söylüyor. Tabii Sadreddin Konevi'yi söylüyor. O galiba 3 defa mı ne tekbir alıp bayılmış galiba. Bayılıyor evet. Sonra Siracettin Urmevi cenaze namazını kıldırıyor. Yani bize gelen demek durayet bütün bu. Bütün ekip de onu kabul ediyor. Mevlana'nın müridanı, tabii. Kimsenin bir itirazı olmuyor. Hiç kimsenin bir itirazı yok. İşte son dönemlerde hiçbir kaynak ortaya koyulmadan verilmiş bir şey var. Mevleviler Urmevi'nin türbesinin yerini yıktı. Hiçbir kaynak yok ortada. En ufak bir kaynak dahi yok. Keşke bilsek de buradaydı, net olarak buradaydı. Tekrar ayağa kalırsa ama böyle bir şey yok. Zaten Mevlana ile Urmevi'nin arasında birkaç konuda bir şey var, anlaşmazlık var. Ama bunu bize aktaran, anlaşmazlıkları aktaran kaynak Ahmet Eflaki %10 anlaşmazlık varsa %90 da birbirleriyle çoğu konuda anlaştıklarını ve birbirlerine referans olarak gelen kişileri gösterdiğini de söylüyor. Siracettin Urmevi, Karamanoğlu Mehmet Bey'in Selçuklu Şehzadesi Siyavuş'la beraber Konya'yı muhasara ettiği dönemin arkasından Kadıyülkudatlık mertebesine getiriyor. Yani tüm Selçuklu ülkesinin kadısı, yani Konya kadısıysa kadısıyken tüm Selçuklu ülkesinin kadısı oluyor.
biraz sonra, biraz önce söyledik, Hazreti Mevlana'nın cenaze namazını kıldırıyor. Gariptir, Hazreti Mevlana vefat ediyor. Bir sene sonra Saadettin Konevi, kısa bir zaman sonra da Siracettin Urmimi vefat ediyor. Arka arkaya gidiyorlar. Arka arkaya gidiyorlar ve buraya defnediliyor. Yani Musalla mezarına defnediliyor. Şimdi gelelim asıl konuya. Evet, bu büyük zatın, bu çok özel adamın kabri neresi? Konya'nın göbeğindeki Musalla mezarlığının tam kalbinde ve halkın cennet çukuru dediği aslında Siraç, bahçesi. Siraç Bağı. Siraç Bağı nerede geçiyor hocam? Siracettin'in bu gerek Konya'nın gerekse daha önceki eserlerde Siracettin'in Bağı diye de isimlendirilmiş. Biz onu Siraç Bağı olarak... Neden? Evi mi buradaymış? Evi buradaymış. Evi, bahçesi burada. Evi, bahçesi, medresesi ve büyük bir bağının ve bahçesinin olduğu söyleniyor. Yani o zaman bizim böyle cennet çukuru dediğimiz bu özel, hakikaten hafif çukurluk ve içinde çok çok özel taşların olduğu bu yer Siracettin Urmevi'nin bahçesi. Evi, evi bahçesi. Ve medresesi. Evet. Allah Allah. Burada şunu da söyleyelim. Bu cennet çukuru kelimesi, tabiri hiçbir kaynakta geçmiyor. Geçmiyor değil mi hiç? Hatta en yakın dönem İbrahim Hakkı Konyalı'da dahi geçmiyor. Bu son dönemde herhalde ortaya atılmış bir şeydir. Evet. Çukurluk bir alan ya hocam. Evet. Şöyle bir aşağısı su, çukurluk şu anda bulunduğumuz yer, arada neredeyse bir 5 metrelik kot var. 5 evet. metre aşağıda. Biz hatta 5 metre sadece orası aşağıda değil, sadece orası çukurluk değil, arka tarafta çukurluk. Yani çukur olan yer burada her yer, yüksekte olan yer şu anda üzerinde bulunduğumuz ve biraz sonra bahsedeceğimiz bir yapının olduğu yerin üzerindeyiz. Evet. İşte burada çok enteresan, özel bir yapı var. Şimdi size orayı göstereceğiz. Siracettin Urmevi'nin kabrinin burada olduğu düşünülüyor. Düşünüyoruz, evet. Evet. İşte bakın orası. Hemen göstereyim. Şimdi burada çok yoğun Selçuklu dönemi, efendime söyleyeyim, kabir taşları var. Bunlar, şöyle oturalım isterseniz. Kabir hocam, olduğunu düşündüğümüz yer burası. Şimdi bakın yeri görüyorsunuz. Hafif böyle bir çukurluk. Şu duvarı görüyorsunuz değil mi? Bakın şurada bir duvar kalıntısı çok var. Enteresan, evet. Çok önemli. Burada bir duvar kalıntısı var. Bu duvar aslında kazı yapıldığı zaman buradan devam edecek. Yana doğru. Buradan bu şekilde devam edecek. Allahu alem. Evet. Öyle olduğunu tahmin ediyor. Ve buradan mesela geçen sene Kayseri'de Seyyid Burhanettin mezarlığı, ki o da bir Selçuklu mezarlığı. Kadim bir Selçuklu. Hazreti Mevlana'nın şeyhi. Evet, aynı zamanda. Hocası. Onun kabrinin hemen böyle bir 10 metre kadar yanında bir Selçuklu külbetinin alt kısmı bulundu. Merdivenleri, kriptası olduğu gibi çıktı. Yani burada şu orta alanda, biz oraya basmıyoruz, bir kripta olduğu ve içinden Allah bilir Siracettin Urmevi'nin çıkma ihtimali çok yüksek. Bakın şunlar Selçuklu mezar taşları. Selçuklu ve beylikler diyor şunlar. Son derece özel mezar taşları. Mesela şu arkadaki lahitli taşlar mesela son derece özel. Yani şu taş muhteşem bir taş yani, hakikaten tam bir Selçuklu. Az yukarıya bakarsanız tam arka tarafta sizin arkanızda da bir mezar taşı var. Evet. Selçuklu mezar taşı, muhteşem bir mezar taşı. Bu alanın tamamında bu tip taşlar var. Şimdi biz burayı gelelim konuya. Nereden Urmevi'ye ait olabileceğini düşündük. Şimdi doğrudan Selçuklu'nun kaynak, Selçuklu dönemi kaynaklarından Ahmet Eflaki bir şeyden bahsediyor. Hani biraz önce Rebap'tan bahsettik. Bir gün diyor Hazreti Mevlana'ya dediler ki Siracettin Urmevi Rebap konusunda bunları söylüyor. Mevlana niye bu konuda ısrar ediyor diyor. Hazreti de biraz bak bu bizim neşemiz yani bir şey yapmıyor. Bu bendeki bir halden dolayı efendime söyleyeyim Rebap konusunda ben söz söyledim. Ama göreceksiniz Urmevi vefat ettikten sonra da diyor onun mezarı başına rebap saracaklar diyor. Allah Allah. Mevlana. Aradan Siracettin Urmevi vefat ediyor bir süre sonra. Eflaki aktarıyor. Bu biraz önceki Konya Meydanı dediğimiz az ileride namazgahın yani evet yer. Namazgahın olduğu az ileride 20-30 metre ilerideki yerde dostlar diyor sema ediyorlardı ve zikir yapıyorlardı. Aynı anda bir yağmur başladı. Yağmur başlayınca dostlar sema ede Siracettin Urmevi'nin türbesinin oraya geldiler ve semaya devam ettiler. Kapalı alana mı girmişler? Evet. Türbenin altında. Evet. Yani bakın buradan bunu anlıyoruz. Burada semaya devam ettiler. Buradan ne anlaşılır? Kapalı bir alan. Evet. Efendim, veya gölgesine geldiler. Semaya devam ettiler ve Hazreti Mevlana'nın
hayattayken söylediği bir olay da bu keramette ortaya çıkmış oluyor diyor. Şimdi Konya Meydanı, efendime söyleyeyim, az ilerisinde sema ede 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 geldi. Şimdi ede ede geldi dediği yerin belki diğer tarafına ede ede geldi, belki bu tarafına, belki bu tarafına. Şimdi öbür tarafında Selçuklarla ilgili hiçbir yapı yok. Bu tarafında da, yani batı tarafta da yok, doğu tarafta da, o tarafa diyebileceğimiz bir yerde de yok. Ha, bu tarafta, batı tarafında bir yapı var ama bu Osmanlı yapısı. Yani günümüzde biraz önce hocayla gezdik. Evet, Selçuklulardan kalan hiçbir şey yok. Ama bu tarafta çok yoğun Selçuklu yapıları var. Kirmani Türbesi. Evhadettin Kirmani'ye atfedilen, bence Zeynettin Sadaka'nın, yine Şeyh Şücaettin Türbesi hemen yan tarafında. Yani bu türbelerin olduğu Selçuklu ve Karamanoğlu dönemi türbelerin olduğu bu alanda Evhadettin Kirmani'nin türbesinin olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda. Siracettin Urmevi'nin türbesi olduğunu düşünüyoruz ki burada bakın Selçuklu mezar, bunlar hep Selçuklu mezar taşları. Evet, yukarıda var, bu tarafta var, aşağıda var. Çok yoğun Selçuklu. Kazılsa daha neler neler çıkacak. Biz kroniklerde okuduğumuz Selçukluların çok büyük adamları, hem devlet adamları, hem alimleri, hem arifleri, hem bilim adamlarının çoğunun mezarları burada. Bunu biliyoruz artık. Ve bunların mezar taşları aşağıda keşfedilmeyi bekliyor. Uzun, buranın en büyük şeyi uzun yıllardan bu yana, bu yakın alana efendime söyleyeyim, cennet çukuru diye söylenir ama Siraç Bağı olarak tarihi kayıtlarda geçen bu alanda, ki Siraç Bağı Karamanoğullar döneminde geçiyor. Sonraki dönemlerde geçiyor, Karamanoğlu döneminde de geçiyor. Siraç Bağı olarak isimlendirilen bu alanda çok fazla mezar taşı çıkacaktır. Peki hocam, Siracettin Urmevi'nin eserleri ve içerikleri nedir? Yani bu zat mantık alimi diyorlar. Hangi tür eserler vermiş? Urmevi'nin elimizde ortalama biraz da detaylayarak verirsek dört alanda büyük eserler vermiş. Bunlardan birisi mantık, felsefe, kelam ve İslam hukuku. İslam hukukunda verdiği, yani İslam hukuku alanında verdiği eserleri Katip Çelebi'den öğrendiğimize göre yazdığından sonra öğrenciler ve hocalar arasında el kitabı olarak dolaştığını söylüyor. Hocalar ve öğrencileri arasında el kitabı olarak hiç durmadan okuduğunu. Şimdi felsefe o gün bilimdi. Bilim demek içerisinde fizik, kimya, matematiğinin olduğu şeyler. Yani bütün bilimlerin olduğu alana biz felsefe diyoruz. O gün döneminde hangi bilim varsa hepsini, Metalül Envar adlı eser var, Beyanül Hak var. Bunlar felsefe eserleri ve bunların içerisinde bunu işlemiş. Mantık dediğimizde giriş bölümlerinde, bu felsefi bilimlere giriş bölümlerinde kitabın 1/3, 1/4 dolduracak şekilde yazdı. Bunun dışında ayrı risaleler olarak da yazdığı mantık kitapları var. Ama Metalül Envar'ın başına yazdığı mantık kitabı kendisinden sonraki dünyaca, o gün dünyaca ünlü İslam alimleri üzerine şerh ve haşiyeler yazmışlar. Bu eser Osmanlı medreselerinde, hem Selçuklu hem de Osmanlı medreselerinde, hem Kahire medreselerinde o gün en yüksek mantık kitabı olarak, ders kitabı olarak okutulmuş. Allah Allah, böyle büyük bir zat. Böyle büyük bir özelliği var. Peki son olarak Siracettin Urmevi geleceğe ne bıraktı? Yani nasıl bir iz bıraktı? Biz Siracettin Urmevi deyince aklımıza ne gelmeli? Siracettin Urmevi deyince aklımıza bizim disiplinli, mantıkla, yöntemle yol alan bilim yapma. Çünkü o mantığa çok büyük önem verirdi. Bugün mantık dediğimiz zaman belki yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilir. Mantık dediğimiz disiplinli ve yöntemli düşünmedir. Urmevi bunu özellikle bu konuda kendisini yetiştirmiş ve bütün ilmi disiplinini de bunun üzerine bina etmiştir. Kutbu diyorlar değil mi? Yani o mantığın kutbu. Mantığın kutbu, mantığın, o günkü mantık denildiğinde 1200'lü yılların içerisinde mantık bilimi denildiğinde Urmevi ve Urmevi'nin eserlerinin ismi geçerdi. Çok etkilendiğim bir mevzu var. Hocam onunla bitirelim olmazsa. Siracettin Urmevi Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda çok enteresan alimlere hocalık yapmış. Evet. Şimdi ben sık sık İznik turu yapıyorum. İznik'e gittiğimde Davud-ı Kayseri'nin kabrini ziyaret ediyorum.
Bizim bildiğimiz Orhan Gazi İznik ve İzmit'i fethediyor. İznik'i bir üniversite şehri haline getiriyor. İşte Niksar Üniversitesi'nde Emir Sartak'tan eğitim alan bir Davut Kayseri var. İşte matematik, astronomi uzmanı. Onu İznik'e davet ediyor ve kurucu rektör olarak Davut Kayseri, sonra ondan sonra gelen Taceddin Kürdiye. Bunların hocası diyorlar hocam, öyle mi? Evet, çünkü Konya o gün Urmevi gelmezden önce özellikle bizim üniversiteler bölgesi dediğimiz Tokat, Kayseri'den aşağıya doğru indiğimizde Urfa, etrafı, Bağdat, Çam, buralara uzak bir merkezdi. Urmevi ile birlikte burası aynı zamanda akli bilimlerde olsun, hukuk bilimlerinde olsun, değişik bilimlerde bir cazibe merkezi haline geldi. Urmevi sadece kendisi burada kalmadı. Kutbuddin Şirazi dediğimiz daha büyük alimler var geldi. Onunla birlikte dünyanın dört bir tarafında buradaki ilim merkezlerine öğrenci olarak da hoca olarak da çok gelen oldu. Ve Urmevi'nin yetiştirdiği öğrenciler arasında, artık Konya bir ilim merkezi olunca, yetiştirdiği öğrenciler arasında Davud-u Kayseri var. Davud-u Kayseri aynı zamanda Sadreddin-i Konevi'den sonra Vahdet-i Vücut Mektebi'nin de ikinci ismidir. Ve Taceddin-i Kürdi veya Keredevi veya Kürdi, çünkü okunuşları aynı, hangisi olursa. Bu da tekrar Osmanlı medreselerinde ilk müderris olarak atanan isimlerinden birisi. Davud-u Kayseri zaten hem ilk müderris hem ilk kadılık görevlerinde yerine alan birisi. Yani demek istediğim şu, Kadı Sıracettin el-Urmevi 1283'te Konya'da öldü ama ruhu Osmanlı'ya taşınan bir isim oldu. Yani daha doğrusu ruhuyla Osmanlı'ya can taşıyan, Osmanlı'ya hayat üfleyen bir isim oldu. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli tarihseverler, ben özellikle kıymetli hocalarıma çok teşekkür ederim. Hasan hocam sırf şu yayın için Ankara'dan kalktı geldi. Bütün işini gücünü bıraktı. Muhammed Ali hocam bu buluşmayı organize etti. Büyük bir zevkti. Hakikaten bizim çok eyvallah, güzel oldu. Benim için, evet. Ben zaten geziyorum yani, İstanbul'dan geldim evet burası için, ama ben öğrenmeye geldim. Ya hocam ikinizden de çok istifade ettim. Yani evet. O kafamdaki dağınık şeyler Siracettin Urmevi'nin şahsına böyle bir muktadıs gibi toplandı. Ya ben buraya belki 80-100 defa gelmiş biriyim. Kabrin etrafında dönmüşüz, hiç konuşmamışız. İşte böyle bir şey. Tarih ilmi o kadar derin. Bakın Mevlana'nın cenaze namazını kıldığı bir zattan bahsediyorum. Konevi'nin çok yakın dostu. Konevi'nin dostu. Eyyubi hükümdarlarının Avrupa'ya bir elçi olarak gönderdi. Avrupa krallarının onun ilminin etrafına pervane gibi döndü. Aman bizimkileri yetiştirin dedi. Çok sıra dışı bir adam. Burada hocam biraz önce söyledi. Meragarasa tanesini kuran Nasreddin Tusi'nin öğrencisi Kutbuddin Şirazi ta İran'dan geliyor değil mi hocam? Evet. Urmevi'den burada ders alıyor mu? Sadreddin Konevi'den hadis dersi alıyor. Ona astronomi dersi veriyor ama Sıracettin Urmevi ile devamlı bilgi alışverişinde. Bulunuyorlar. O gün dünyanın bir numaralı rasathanesinden geliyor. Astronomi bilim adamı yani. Selçuklu'nun en zor döneminde başkent Konya'da 20 yıldan uzun bir süre kadılık, hatta baş kadılık, kadir kudatlık yapıyor ve böyle bir insanı biz bilmiyoruz. Yani böyle bir insandan bizim maalesef haberimiz yok. Ben kendi adıma çok mutluyum ve arzu ediyorum ki bu vatanın evlatları böyle özel bir zatı öğrenmeli. Böyle bir ismin de biz bu ay içerisinde evet, Ekim ondan unuttuk asıl hocam. Evet, 20-21 Ekim'de, 20-21 Ekim 2023 bu ayın içerisinde onu alanında uzman bilim insanlarının katılacağı Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde de bir sempozyumda anacağız. Çok anacağız ve sempozyum öncesinde, başlamadan önce inşallah burada şeyin efendime söyleyeyim müftümüzün duasıyla ve bütün bilim adamlarının burada gelerek dua ettiği bir efendime söyleyeyim açılışı burada yapacağız inşallah. Çok güzel olur. Hocam Muhammed Ali hocam biz istirham ediyoruz. Kazıyla alakalı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürü, mezarlıklar, yani bu konuyla alakalı kim varsa, kurum, kuruluş, ellerini hızlı tutarlarsa burada bir an evvel bir kazı başlar ve burada belli. Bir tarihi bir Selçuklu türbesi var burada. Veya bir yapısı var. Yapısı var. Ve burada nice tekkeler var kim bilir. Yani buranın böyle kendiliğinden oluş bir mezarlık değil, Selçuklu'nun bir ilim, kültür merkezi olduğunun da anlaşılmasını
Bir de bu Siraç Bağı. Siraç Bağı, evet, değil mi? Tabelaları. Herhangi onunla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin bir hazırlığı var inşallah. Başkanımızın direktifiyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın direktifiyle böyle bir hazırlık var. Zaten tarihi kaynaklardan biz ortada buranın Siraç Bağı olarak isimlendirildiği. Artık ilerleyen günlerde göreceğiz onu da. Önümüz Kasım ve Aralık ayı. Aralık Şebi Aruz. Aralık'ta Şebi Aruz'a Konya'ya gelirken artık bir sebebiniz daha var. Konya'ya geldiğinizde Konevi Hazretlerini, Mevlana'ları, Şems'leri ziyaret ederken buraya, onun evine, bahçesine sanki o hayattaymış gibi misafir olup onun kabrinin başında bir Fatiha okumayı lütfen ihmal etmeyin. Konya'dan Musalla Mezarlığı'ndan selamlar, saygılar.